Arkadaşlar merhaba, sizler de kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi günümüzde Bluetooth modülleri çok yaygın oldu. İşte uzaktan kontrollerde, ev otomasyonlarında, birçok sistemlerde artık Bluetooth modülü kullanıyoruz. Biz de Bluetooth modülü kullanırken biliyorsunuz HC05 ve 06 modülleri var. Sürekli bağlantı yapacağımızda HC05'te Bluetooth'u buluyoruz. Şifresini 1-2-3-4 olarak giriyoruz. Tabii bu bazı zamanlarda bizi işte zor durumu bırakabiliyor. Sistem herkesin girmesini istemiyoruz. Bu yüzden şifre işte çok basit olduğunu düşünüyoruz. Peki bu şifreleri nasıl değiştiririz? Hatta HC06 yerine niye biz kendi kullandığımız sistemi yazmayalım? Hani işte ev kontrol ediyoruz, smart home gibi yazabiliriz. Ne bileyim işte arabayı kontrol ediyorsak işte HC06 yerine araba cihazı gibi bir şeyler tanıtabilir. Yani kısaca Bluetooth modülünün konfigürasyonunu yapacağız. Dilerseniz vakit kaybetmeden projenin detaylarına geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar Bluetooth modüllerini tanıyacak olursak zaten hepiniz halihazırda biliyorsunuz ama sizlere şöyle kısaca HC05 ve 06'nın nedir onları bir tanıtmak istiyorum. Aralarındaki farkları söylemek istiyorum. Bluetooth modülü HC05, 05 soldaki, 06 ise sağdaki. 05 ile 06 arasındaki farklar neler? Gördüğünüz gibi en barizi de birinde 4 pin, diğerinde 6 pin mevcut. Bu 4 pin ile 6 pin olması sebeplerini söyleyeyim. 4000 yani HC06'da Bluetooth modülleri sadece tek taraflı veri gönderiyor. Yani atıyorum uzaktan bir arabaya ya da bir cihazı kontrol edecekseniz sadece veri göndermek için kullanıyorsunuz. HC06 ise hem veri gönderip hem de alabiliyor arkadaşlar. Veri aktarımını her iki tarafta sağlıyor. Bunun için HC06 kullanıyoruz. Konfigürasyon olarak HC05'i konfigüre edeceğiz. Evet, HC06'da şöyle görecek olursanız arka tarafında toplam 6 tane pin mevcut olduğunu söylemiştim. Bunlardan kullanacağımız pinleri de şöyle sizlere göstereyim. 5 voltunu, GND'sini, RX-TX ve State pinlerini kullanacağız. Peki dilerseniz nasıl bağlayacağımızı hemen sizlere söyleyeyim. Şimdi konfigür etmek için bağlantılarımızı yapacağız. Bu bağlantılarımızın 5 voltunu 5 voltuna, GND hattını GND hattına, RX pinleri dijital 10. pinimize, Arduino üzerindeki RX pinimizi de 11. pinimize, State pinimizi de 9. pinimize bağlayacağız arkadaşlar. Şu an ekranda da zaten görüyorsunuz. Dilerseniz vakit kaybetmeden bağlantılarımızı yapayım ben hızlıca. Ondan sonra devam edelim. Evet, şu şekilde bağlantılarını yaptım. Biraz önce anlattığım bağlantıları burada yaptım. Şimdi dilerseniz bilgisayarımızı bağlayalım. Kodlarımızı bir bakalım. Evet, şimdi kodlarımızı yazacak olursak ilk önce yapmamız gereken Software Serial Kütüphanesini dahil etmemiz gerekiyor. Onun için include yazarak Software Serial nokta H kütüphanemizi sistemimize dahil ediyorum. Ardından Software Serial Bluetooth bağlantısı yaptığımız pinlerimizi tanımlıyorum. Bunun adını da işte Bluetooth diyelim. 10. ve 11. pinlerimizi bağlantılarını yapmıştım. RX ve TX pinleri olarak. Ardından bir tane değişken atıyorum. Buna da state'i kullanacağımız için buraya bir tane state tanımlıyorum. Ona da 9. pini bağladığımı söylüyorum. Ardından setup kısmında 9. pinimizi çıkış olarak atıyorum. Sonra 9. pinimizi çalıştırmamız gerekiyor. O yüzden hike yapıyorum. Serial begin ile 9600 haberleşme bandını başlatıyorum. Bunları da değiştirebiliyoruz. Sonra ekranda bir çıktı olarak işte ayarlar şöyle yazalım. Ayarlar açık yazalım. Sonra bununla birlikte serial nokta yine begin yapıyorum. Bu sefer 38.400 bandında sistemi başlatıyorum. Sonrasında arkadaşlar loop kısmında eğer bağlantılarımız başarılı ise özür dilerim şurada Bluetooth'un başlatmam gerekiyordu. Buradan Bluetooth'u başlatıyorum. Başlattıktan sonra Bluetooth bağlantımız
Bluetooth'umuzu okutuyorum. Eğer serial falantımızda başarılı ise bunları okutuyorum. Evet. Tüm kodlarımız bu şekilde. Evet, göndermiştim tamamladıktan sonra buradan şu şekilde seri port ekranımızı açıyoruz. Şurada ayarları açık yazdı. Evet. Şurada görmeniz gereken arkadaşlar NL ve CR ile birlikte aç komut var. NL ve CR ile birlikte açıyoruz. Bu satır sonu ve satır başı demek oluyor. Şimdi yapmamız gereken bir şey var arkadaşlar. Bluetooth mod üzerinde şu şekilde sizlere gösterecek olursam bir tane butonumuz var. Bu konfigürasyonu başlatma butonu. Şimdi gücü kesiyoruz Bluetooth cihazımızdan. Şu şekilde kestikten sonra şuradaki Bluetooth butonumuzu basılı tutarak şu şekilde tekrar gücümüz veriyoruz. Evet, şu an tamamen ışık yanıyor. Tekrar çekiyorum. Evet, şu an gördüğünüz gibi 3-4 saniyede bir ışığımız yanıp sönüyor. Şu an konfigürasyon ayarına geçti. Tekrar Bluetooth modumuzu yerine koyuyorum. Şimdi tekrar serial ekranımızı açıyorum. Evet, şu an bir deneme yapmak gerekirse hemen komutlarımızdan bazılarını gireceğim. Şu an sizlere de ekranı vereceğim komutları. Mesela Bluetooth modülümüzün adını öğrenelim. At komutu yazarak artı name soru işareti koyduğumuzda Bluetooth modülümüzün adı HC05'miş. Evet, sonrasında mesela password'umuzu öğrenmek istiyorum. At artı password diyorum. Soru işareti koyuyorum. Burada da 1-2-3-4 olduğunu söylüyor. Dilerseniz mesela ismini değiştirelim. Bunun yerine şu şekilde değiştiriyoruz. At artı name eşittir Sezer Duyun'u yazalım. Hatta BT Sezer Duyun'u yazayım. BT Sezer Duyun'u. Enter'ladım. Evet, şu an kaydetti. Tekrar ismini sorgulatıyorum. Name, özür dilerim. At artı name soru işareti koyuyorum. Evet, şu an Bluetooth modülün adı BT Sezer Duyun'u olduğunu söyledi. Şimdi bazı özelliklerimiz var. Versiyonlarımızı da görebiliyoruz. Hemen onları da size göstereyim. Zaten şu an ekranda da görüyorsunuz. Sizler de konfigürasyon ayarlarını yapmak için bu komutları kullanabilirsiniz. Bluetooth modülümüzün adresini öğrenebiliyoruz. Bound genişliğini ayarlayabiliyoruz. Versiyonumuzu görebiliriz. Artı Bluetooth versiyonumuz. Versiyon soru işareti koyduğumuzda versiyonumuzu da gördük. Ardından bound genişliğimizi değiştirebiliriz. Bluetooth modülümüzün MAC adresini öğrenebiliriz. Onun için de at artı şu şekilde yazdığımızda MAC adresimizde görmüş olduk. Peki burada bilmemiz gereken önemli bir nokta var. Bunlardan bir tanesi de Bluetooth modülün rol modunu değiştirebilirsiniz. Peki bu rol modu ne işe yarayacak? Bu rol modu arkadaşlar hatta şu şekilde sizlere bir göstereyim. Artı artı rol soru işareti koyduğumuzda bizimki sıfırdaymış. Biz 1'i alabiliriz. Şimdi 1'deyken slav, özür dilerim slav 0'da şu an. Master'da 1 oluyor. Peki master ya da slav ne olacak? Biraz önce size bu konuyu anlatmıştım. HC05 ve 06 arasındaki farklarda değinmiştim. HC05'te çift taraflı veri alışveriş yapabilirken HC06'da tek taraflı veri gönderebiliyorduk. Biz yine aynı şekilde HC05'i çift taraflı kullanmak için bunu slav master moduna almamız gerekiyor. Slav modda tek taraflı veri gönderirken master modda çift taraflı veri gönderip alabiliyor. O yüzden eğer siz veri gönderip almak istiyorsanız bunu 1 olarak değiştirmeniz gerekiyor. Peki bunu nasıl değiştireceksiniz? Şu şekilde eşittir 1 yazdığınızda artık slav moduna geçirmiş, özür dilerim master moduna geçirmiş olacaksınız. Şu an ekranda da görmek gerekirse. Evet, bu ayarları yaptıktan sonra rol modunu yaptıktan sonra sistemimiz gördüğünüz gibi Bluetooth modülümüz tekrar yanıp sönmeye başladı. Yani devreyi kesti. Yani konfigürasyon ayarlarından çıktı. Tekrar konfigürasyon ayarlarını geri getirmek için gücü kesiyoruz. Tekrar artı butonumuza, yanındaki butonumuza basılı tutuyoruz. Basılı tuttuktan sonra tekrar gücümüz veriyoruz. Evet, şu an tekrardan konfigürasyon ayarlarının geri geldi. Tekrar görmek için AT artı rol yazıyorum. Baktığınız gibi şu an 1'de. Tekrar 0'a çekmek istiyorsam AT artı roll eşittir 0 yazıyorum. Enter'lıyorum ve tekrar 0'a geldi ve konfigürasyon ayarlarımızı tekrar 0'ladı. Tekrar konfigürasyon ayarı yaparak sistemi dahil edebiliyorum. Şu an ekranda gördüğünüz gibi sizler de konfigürasyon ayarlarını at komutlarıyla rahatlıkla yapabilirsiniz.
Evet arkadaşlar, bir projenin sonuna geldik. Projenin kaynak kodlarını yine sezaryo.com adresinde bulabilirsiniz. Kafanıza takılan tüm soruları aşağıdaki yorumlar kısmında sormayı unutmayın. Başka projeler, videolar görüşmek üzere. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.